bu dolar altın vesaire hangi seviyeden alırsan al zarar etmiyorsun yani Evet. <laughs> 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 doğru bir <laughs> doğru. Uz, uzun zaman uzun zamandır böyle yani şansın yok çünkü varsa paran alacaksın nasıl olsa bir hafta sonra aynı fiyatı alamıyorsun şey, yani şeyimiz olsa soğuk hava depomuz falan olsa aynısını gıda için de kullanırım yani şimdi alabiliyorsan al depola yani öyle bir hale geldi ki füze gibi her şey ya yani Güzel gibi. ben mesela o gün burada 89 liraya kahve aldım. Ee, burada söyledim millet dalga geçiyor çok pahalı bir yerden almışsın falan diye. E, dün aldım dün gece aynı şey e, o da 90 liraydı yani e, demek ki o seviyelerde falan satılıyor artık bu ülkede kahve. Yani e, neyse Ramazan geldi de sabahları kahve almayıp biraz tasarruf ederiz artık ben gecen hastanede aldım. Kahve, kahve, bir kafeden. Bir canım işte bir küçük bir çikolata hissediydi. Şu kadar çikolata da. Bir de kahve aldım. Başım döndü artık. 300 lira. <laughs> Aa ya. ya 200, 190 lira verdim. Ya yani bir, bir lokma çikolatayla bir kahve evet. Yani, yani Ebru Normal, ne demişti kafete, Veysel, Veysel, Hoca? Kahve kahve pahalı değil Ebru'cuğum sen fak fakirsin. Ben fakir mi zaten evet. Alıştım ben bu <gülüyor> Gayet <gülüyor> kanıksadım <Arkadan> olayı. <laughs> nasıl, ya. nasıl, arkadan oluyormuş şey, anladım yani. Yaşayarak öğrendim. Ha, <laughs> kanıksadım. Ha babam. sınıfının müziğinin yavaş versiyonunu yani duygusal versiyonunu <laughs> arkadan getirin. Evron'un yüzündeki ifadeyle. Bir arkadaşım ha. beni aradı iki ay önce. Dedi, bu işte zamların olduğu zamanlar. Ya dedi çok iyi zam gelmiş iyi oldu falan dedi. İki ay önce falan. Dedim ki iki ay sonra dedim o zaman SMS okunmayacak ve sana az gelecek dedim. Ondan sonra keşke dedim hani konuşsaydın imkan varsa. <gülüyor> biraz <gülüyor> Şimdiden biraz daha yüksek yapsaydın. Daha sonra dün konuştuk. Çok haklıymışsın şu anda maaşım, maaşımla aramda ciddi bir mesafe var diyor. Ya o artışın hiçbir anlamı kalmadı iki ayda. Evet. Ya ocakta aldık, aldı. Şubat, Mart gitti. Evet şimdi senin az önce verdiğin rakamlarda bir e, sabah yani bir sahur sofrasını kurmak isteyen bir 4 kişilik ailenin biraz harcama 15 günlük harcamasını yaptığı zaman 6 bin liralık harcama yaptığını söyledim. Bir de bunun iftar evet. sofrası Batanlar var. söylüyor söylemiş, söylemiş. Ha, Hatta o ses varsa belki verir arkadaşlar. Ya bir de iftar sofrası var bir de biliyorsun bunu. Yani bu sahur için harcanan para üzerine bir de iftar sofrası için de bir şeyler harcaman gerekiyor. Yani Tabii. şu anda herhangi bir e, ücretlinin, ücretliğinin, sabit ücretlinin. pul biber 400 lira olur mu? 400 lira maaş. Yarım kilo al 200 lira gitti. Hurmanın tanesi 15 lira olur mu? Evet hurmayı sürekli söylüyorum. Almanya'dan pahalı hurma yiyoruz. Ee, evet. yani Şimdi, hepsi Suudi Arabistan'dan ithal edilen <laughs> hurmayı hep beraber evet. ithal ediyoruz. Almanya bizden ucuz yiyor. Almanya Alman yiyor, et. kıymayı da yani. ucuz yiyor. Evet. Her şeyi ucuz yiyor bizden. Ve dünyada da gıda fiyatları düşüyor. De bir rahatlama var yani. Tabii tabii. Bizim kadar fiyatlarını ben yakınca yani, trade ettiğim, takip ettiğim bir ürün. Şu anda aylar yani son yılların en düşük fiyatlarında seyrediyor. Aynen. E biz bir şekilde bunu yaşayamıyoruz yani. Tam tersine bizim Yo, vatandaşımız biz en pahalı sını bir... yaşıyor. Yani. Bizim düşüşten hiçbir fayda yetmiyor. alamıyoruz yani. Valla gıdaya faturalara yetmiyor para. Yani evet. Allah korusun böyle bir sağlık falan sorunu çıktığında da evlere şenlik durumumuz. Ee, şimdi bu ee, e, 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 bütçeyi söyledi ya Cevdet Yılmaz. Heh, sen söyle ben oradan devam edeyim. Tamam. Cumhurbaşkanı geçen gün şöyle bir konuşma yaptı. Diyor ki bugünün Avrupa'sından Amerika'sına varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için çeşitli adımlar atıyor. Çareler arıyor. Enflasyonu indirmek bugünden yarına olacak bir şey değil. Dahası dünyanın genel gidişatı da bu. Bu süreci oldukça zorlaştırmakta diyor yani daha önce de 2021'de de Sayın Cumhurbaşkanı şey demişti. Ya enflasyon dediğiniz nedir ki bugün artar yarın düşer, yarın artar öbür gün düşer falan demişti. Ben de bu dünyada da şurada da burada da böyle diye söylediği için merak ettim, baktım, açtım enflasyon tablosunu dünyada. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde, Euro bölgesinde, Fransa'da, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da, İsviçre'de enflasyon geçen yıllara göre düşmüş ve hep böyle bir iki seviyesinde üç seviyesinde yani yüzde iki yüzde üç bizdeki aylık artıştan daha düşük seviyelerde yıllık enflasyon an itibariyle. E şimdi İngiltere'de dörtte mesela geçen yılda bu senede dörtte kalmış. Rusya acayip savaşlar içinde yani neredeyse yedi, yedi cephede savaşıyor. Rusya'daki enflasyon iki yıldır üst üste yedi nokta dört bir tek Arjantin var bir de biz varız. Yani enflasyonu bu şekilde artan Arjantin'in ki zaten artık kronikleşmiş bir, bir durum. Enflasyonu artan ülkelere de baktım. Yani enflasyon oranları artan. Mesela Güney Kore'de artmış 2.8'den 3.1'e çıkmış. Ee, Güney Afrika'da 5.1'den 5.3'e çıkmış. Suudi Arabistan'da 1.5'den 1.6'ya çıkmış. Endonezya'da 2.55'den 2.75'e çıkmış. Amerika'da şimdi üçlerde... Cumhurbaşkanı diyor ya bu, bugünün Avrupa'sından Amerika'sına varıncaya kadar herkes enflasyonu dizginlemek için diyor ki işte şey ya e, pandemi sırasında bütün dünyada enflasyon sorunu yaşandı. Hatta Avrupa'da ilk defa iki haneli on, yani onun üzerine çıkan şeyler oldu. Ama doğru politikalarla işte faiz indirimleriyle vesaire falan dizginlediler. Ay, yani geçen yıl itibariyle bu ülkelerin bu ülkelerin e, tamamı enflasyonu kontrol altına aldılar. Hele hele gıda enflasyonunda son derece başarılı oldular. Yani biz burada negatif ayrıştık dünyadan. Nedeni de çok basit. Faiz nastır dedi Sayın Cumhurbaşkanı 21,5'tan 8'e düşürdüler faizleri. Mevduat faizleri de hiç e, politika faizine uymadı. Yani ülkede bankalar ayrı telden çaldı politika faizi ayrı, ayrı şey dedi ya bağ kopmuş ee, neydi Zeyn Merkez Bankası Cevdet Başkan Takçay. Yardımcısı ee, ha Cevdet Akçay yani memlekette bağ koptu e şimdi Cumhurbaşkanı'nın verdiği bilgi doğru değil kardeşim doğru değil yani biz dünyayla dünya bununla cebelleşmiyor Bu, bunu yaşayan biziz nedeni de Türkiye'deki kötü yönetimdir her zaman söylüyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan neden enflasyon sonuçtur? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte Nurettin Nebati de nedendir. Ş Şahap Kavcıoğlu da nedendir. Enflasyon sonuçtur. Bunu herkes anlasın lütfen. Yani bu ülkede enflasyonun işte pahallığın şunun bunun tek nedeni ülkedeki kötü yönetimdir ...ve ya alınan yanlış kararlardır. Bütün dünya Pandemiden sonra faizleri artırarak, şunu yaparak, bunu yaparak enflasyonu kontrol altına aldı. Biz tam tersini yaptık. Yani herkesin yaptığının tam tersini yaptık. Hatta o dönem Ak Partililer diyordu, göreceğiz El mi Yaman Bey mi Yaman. Ma maalesef El Yaman çıktı. Biz Beyler burada enflasyonla hayat pahalılığıyla karşı karşıya kaldık. Hanımlar bu bu kadar de, basit bir tablo de. var. Bunu çok, çok çok basit anlatmak gerekiyor bu yaşadığımız ekonomik krizin nedeni dünyadaki kriz falan değil. Bizim ülkemizi yönetenlerin aldığı yanlış kararlardır. Bu kadar net. İktidar neden? Enflasyon ve hayat pahalılığı sonuç. Bir daha söylüyorum. İktidar neden? Enflasyon ve hayat pahalılığı sonuç. Bunu kimse unutmasın. Yanlış yani öyle dünyada oluyor geçiyor. bizde de oluyor falan değil. İşte rakamları verdim.